Sevgili dostlar, lezzet düşkününden herkese merhabalar. Bu hafta da farklı tatlar, farklı lezzetler, farklı sunumların izinin peşine düştük. İlk önce Etiler'deyiz. Bir Osmanlı saray mutfağına gireceğiz ve hünkârların çok beğendiği o yemekleri yapacağız. Daha sonra Nişantaşı'na gideceğiz ve Viyana mutfağında harika yemekler yapacağız. Mustafa Bey bizi bekliyor. Haydi başlıyoruz. Mustafa Hocam, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Süper. Sıkıntı yok. Siz iyisiniz. Nasıl yemeklerimiz? İyi, çok güzel. Sizi bekliyorduk, geldiniz. Vallahi ben de çok heyecanlıyım çünkü bir saray mutfağı yapacağız. Böyle tarihe güzel bir yolculuk yapacağız inşallah. Götüreceğiz sizi. Mutfak hazır mı? Buyurun. Haydi başlıyoruz. Sevgili dostlar, şimdi size artık Osmanlı mutfağında, saray mutfağında yapılan en lezzetli yemekleri ustalarımla, şeflerimle yapacağız. Tıpkı Osmanlı mutfağındaki gibi. Osmanlı mutfağında özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde sadece yemekleri yapmak için 60 aşçı, 200 de yamağının olduğu söyleniyor. Çünkü sadece Topkapı'ya yapılan Osmanlı saray mutfağının 5250 metrekare olduğu belirtiliyor ve her yemeğin ayrı bir ustası olduğu da yine tarih kitaplarında yazılıyor. Çünkü gerçekten Osmanlı mutfağı demek ayrıca bir kültür, ayrıca bir tez konusu demek. İşte bize sadece bunların en bilinenlerini, İstanbul'da en çok yapılanlarını bugün size yapmaya çalışacağız. Kim yapacak? İlk önce Engin ustam yapacak çünkü diğer ustalarım da farklı yemekler ve tatlılar yapacak. Ustacığım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyalım ustam. Adım Engin Bozkaya. 10 yıldır burada aşçılık yapıyorum. Engin abi yaş kaç? Yaş 47. Peki ustam, bize bugün ne yapacaksın? Bize bugün Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezi olan ayvalı yani. Ayvalı yani. Hünkâr beğendili kebap ve patlıcan kebap yapacağız. Hünkâr beğendili kebap. Yani hünkâr beğendinin yanında bir de kebaba mı şey yapacağız? Evet, evet. Daha mı farklı olacak biraz? Hünkâr beğendinin bir de kebabı olacak. Oho. Hünkâr beğendili kebap. Vallahi hünkâr beğendi, onu bilirim de. Lokman beğendi mi, onu da en son sunumda yapacağız. Ama ustamın bu güzel yüzüyle, bu sempatik haliyle yapacağı yemek beğenilmez mi? Muhakkak beğenilir. Çünkü gerçekten el lezzetine ben her zaman inanırım. Ustam şimdi, önce hangi yemeği yapacağız? Önce ayvalı yağını, önce patlıcan kebabının patlıcanlarını soyalım. Şimdi malzemeleri sayalım patlıcan kebabını. Patlıcan kebabının patlıcan. Evet, başka? Tas kebabı eti, dana eti böyle. Dana kebabı. Eti, şöyle bir gösterelim. Dana etini. Of of of. Evet. Vallahi harika görünüyor. Başka? Salçamız var. Evet. Ve domates kullanacağız. Domates kullanacağız. Evet. Bu kadar mı? Evet. Ekran başındaki izleyenler, ablalarım, kardeşlerim, teyzelerim, abilerim hatta. Umarım tarifi almışsınızdır. Patlıcan, dana eti, domates salçası. Domates. Domates, başka? Defne yaprağı. Defne yaprağı. Ve salça. Salça. Tuz, tane karabiber vesaire bunlar. Şimdi ne yapıyoruz önce? Patlıcan kebabının patlıcanlarını önce soyuyoruz. Tuzlu evet. suda 20 dakika bekletiyoruz. Yani ama acısının patlıcanlarını için. Şöyle Beşiktaş gibi yapacağız evet, değil mi? Evet, böyle. Siyah beyaz bu şekilde. Soyuyoruz. Evet. Evet. Patlıcan da ne güzel kokuyor ustam ya. Bunları soyup tuzlu suda bekletiyoruz. Acısını çıkarmasını bekliyoruz. Ne kadar sürecek bu? 20 dakika. 20 dakika önce patlıcanları tuzlu suda bekletip acısını çıkarıyoruz. Evet. Patlıcan kebabımızın patlıcanları şöyle kenarda dururken, evet. Ayvalı yağnımızın önce soğanlı piyaz doğruyoruz. Ayvalı yağni. Malzemeleri evet. Sayalım. İçine ne giriyor ayvalı yağni? Ayvalı yağninin malzemeleri piyaz, evet. Soğan, ayva, kuzu but etinden. Kuzu but. But etinden. Danaydı az önceki. Evet. Bu kuzu but çok önemli. Evet. Eti iri doğranmış oluyor. Evet. Yalnız iri doğranmış oluyor. Ayvalı yağninin malzemesi bunlar. Evet. Ve pekmez. Evet. Pekmez ve tarçınımız. Toz tarçınımız var, evet. Of, ayva tarçın. Var. Tarçın var. Pekmez var.
Bu yemek biraz tatlı olacak galiba. Biraz, evet. Biraz değil mi? Biraz tatlı olacak. Piyaz doğruyoruz soğanlarımızı. Ya maşallah, bu nasıl bir ayva kocaman ya. Başımda da ayva maşallah. Güzel oluyor mu değil mi ekmek, evet, ayvası? Evet, şahane ekmek ayvası şahane vallahi oluyor. Şöyle. Onun tatlısı da çok güzel olur. Ben tatlısını da çok seviyorum. Evet. Piyaz doğradığımız soğanı, evet, soğanımızı yaklaşık 2 dakika ateşte soteliyoruz. Evet. Pembeleşinceye kadar. Pembeleşinceye kadar. Vallahi ustam bir şey soracağım Engin ustam. Buyurun. Pembeleşince diyor da bu soğan hiç pembeleşmiyor ya. Yok, pembeleşiyor. Daha çok kahverengi değil mi? Ölmesi pembeleşiyor. Ölmesini hafif bekliyoruz. Pembe gibi mi oluyor? Hafif pembemsi oluyor, pembe, evet. Pembe deyince evet, bakma şeker pembesi geliyor işte. Hani bakıyorum bu soğan ne zaman pembeleşecek hiç görmedim yani. Tabii şaka bir yana, evet, o hafif ölmeye başladığında soğan pembeleşmeye yakın bir renk alıyor. Evet. Daha kahverengimsi bir renk oluyor. Bir aslında renk oluyor, evet, evet. Biz bu arada soğanımızın ölmesini beklerken, evet, ayvamızı soyuyoruz. Tamam. Çok güzel Türklerimiz var değil mi? Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Devamı neydi? Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Benim sesim de güzeldir vallahi bu arada. Vallahi çok güzelmiş ustam. Ya arada bir türkü patlat, hiç sıkıntı yok. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gerçekten çok keyifli. Ayvalarımızı da iri doğruyoruz. İri olacak ayvalarımız. Vallahi çok güzelmiş ayva. Bakın soğanlarımız pembeleşti adeta. Ustam hani pembe? Bakın soğanın ölmesi. Ölmesi, evet, evet. Soğanı öldü mü yetiyor. Bence bir ustamız zamanında pembeleşince demiş. O öyle kalmış, öyle, yoksa pembeleşmiyor değil mi, evet, usta? Aynen öyle demiş. Kuzu etimizi ilave ediyoruz. Evet. Ustam ne durumdayız? Şimdi bak şu anda pembeleşti. Etimiz de pembeleşti. Evet. Soğanlarımızla beraber. Ustam bu işin püf noktası nedir? Bu işin püf noktası aslında bir tane püf noktası var. Bütün yemekler için geçerli olan bir tane püf nokta var. Söyle ustam, onu da burada herkese duyuralım. Sevginizi katacaksınız. Gerçekten. Sevginizi katmadan bu iş olmaz. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Mümkün Engin değil. Ustam diyor ki mümkün yemeklerdeki değil püf nokta sevgidir. Evet. Sevgiyle yapılmayan aş acıdır. Bu kadar kesinlikle basit. Kesinlikle. Kim ustam? Kesinlikle. Suyumuzu koyduk. Evet. Çok az tuzumuzu atıyoruz. Tuzumuzu attık. Evet. Kapağımızı kapatacağız. Sonra ne yapacağız? Sonra pişmesini bekleyeceğiz. 45 dakika pişmesini bekleyeceğiz. O zaman kapağını kapatalım. Evet. O pişsin. Biz diğer yemeklerin püf noktalarını, evet, öğrenelim. Evet. Şimdi ayvalarımızı tereyağımızla öldürüyoruz. Öldürme kelimesini kaldıralım ustam diyelim ya. Bana peki çok acı veriyor öldürme kelimesi. Soğanları öldürdük, ayvaları öldürdük, hepsini öldürüyoruz. Etimizi öldürdük, evet. Pekmez var, ve ayva var, et var. Vallahi şimdi tarçın bile. Tarçınımızı ilave ediyoruz. Ustam ne oldu böyle ya? Tarçın kokusu da harika olmuş. Şimdi daha fazla yakmadan, evet, tarçınımızı yakmadan ne yapacağız? 45 dakikadır pişen etimizin içine mi atacağız? Etimizin içerisine atıyoruz. Haydi. Soğanlar, ayvalar, etler şu anda karıştı ve artık o suyun içinde güzel bir karamelize olacaklar. Evet. Ustam su kalmadı gibi. Şu anda yemeğimiz hazır. Hazır. Ne yapacağız şimdi? Fırınlayacağız. Fırınlayacağız. Şimdi fırınlayacağız. İç pilav gibi kokmuyor mu ustam? Bir koklar mısın? Gerçekten böyle hani evet, iç pilavın değil mi? Nefis oldu. Aa, gerçekten oldu. Nefis oldu. Haydi fırına götürelim ustam. Şimdi bunu fırına götürüyoruz.
ayvalı yahnimizi attık fırına. Sırada ne var? Şimdi sırada patlıcan kebabımızın patlıcanlarını tuzlu suda bekletmiştik. Yıkadık. Hazır. Şimdi kızartma yağımızı koyduk. Evet. Çiçek yağımızı. Patlıcanlarımızı kızartacağız. İyice kızardı mı yağımız? Evet, yağımız kızardı. Ben bir test yapmak istiyorum usta. Tabii. Demek ki kızarmış. Evet. O zaman bize kadar geldi yani. Patlıcanları atalım ya. Evet. Patlıcanlar şu anda... Onlar da mı öldürüyoruz usta? Evet, onları da. Onlar da ölsün. Vallahi bugün Engin ustam her şeyi öldürdü. Peki başka ne yapacağız? Şimdi hünkâr beğendiğimizin tas kebabını yapacağız. Etini yapacağız. Evet. Sonra da beğendisini yapacağız. Onu da size... Sonra ikisini birleştireceğiz. Ustam yapacak, evet. Oh, oh, oh. Ustam, o pişe dururken sesin çok güzeldi. Bir tane de bize bir türkü daha söyle ya. Beraber mi söyleyelim? Beraber söyleyelim. Bildiğim bir şeyse eşlik edeyim. Tamam. Söyleyelim o zaman. Söyleyelim. Hangisini söyleyeceksin? Leylo Leylo'yu söyleyelim. Leylo Leylo. Ben sevdiğim türküdür, evet. Söyle bir, ben şu alamadım şu anda. Yaylanızın ufak ufak yokuşu, Leylo Leylo yokuşu. Yaktı beni Leylo kızın bakışı, Leylo Leylo bakışı. Mendiline işlediğim nakışı, Leylo Leylo nakışı. Hatırlayıp seni arar dururum, Leylo Leylo dururum. Hatırlayıp seni anar dururum, Leylo Leylo dururum. Bravo! Ama ben söyledim, siz söylemediniz. Ustam valla ben bunu bilmiyormuşum. Yani bu türküyü bilseydim ben de yardım ederdim ama. Evet, patlıcanlar. Evet. Kızardı. Şimdi ne yapacağız patlıcanları? Usta? Onların etini yapacağız şimdi. Haydi. Hem patlıcan kebabının hem beğendili kebabının etini pişireceğiz. Tamamdır usta. Önce. Biraz çiçek yağımızdan. Biraz da hakiki Trabzon tereyağımızdan kullanıyoruz. Tereyağı Trabzon. Evet, Trabzon. Şimdi yağımızı erittik, tas kebabımızı koyuyoruz. Aynen şöyle. Sevgili dostlar, ne yapıyoruz? Saray mutfağında, Osmanlı saray mutfağının en lezzetli yemeklerini yapıyoruz. Çünkü çok kebap ızgara yaptık, biraz da tencere yemeği yapalım dedik. O nedenle ustalarımla harika yemekler yapacağız. Tencere yemekler yapacağız size. Soğanımızı koyduk. Evet. Bir tane karabiber kullanıyoruz. Bir tane karabiberimizi koyduk. Bak. Ve üç yaprak, defne yaprağı koyuyoruz. Bu da bir hoş bir koku veriyor. Evet. Defne yaprağımızı koyduk. Ustam iyice... Şimdi etlerimiz, salçamız iyice... Pembeleşti. Evet. Suyumuzu koyuyoruz. Oh. Etlerin üzerine geçene kadar suyumuzu koyuyoruz. Ondan sonra fakat tuz atmıyoruz. Evet. Çünkü tuz eti sıkıyor. Eti sıkıyor. Çünkü eti, fazla et eti aynı zamanda sertleştirir değil mi usta? Sertleştiriyor. Pişmesini zorlaştırıyor. Ateşten alacağımıza 10 dakika kala tuzunu atıyoruz. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte kaynadıktan sonra altını kısacağız. Kaç dakika kaynayacak o? 1 saat 40 dakika sonra etimiz hazır. O zaman 40 bir de o zaman bir söyleyemedim. 40 dakika. O zaman 1 evet. saat 40 dakika sonra tenceremizi açıyoruz. Tenceremizi açıyoruz. Ustam ne yapıyoruz şimdi? Şimdi kızarttığımız... Dışarı çıktık geldik, patlıcanları dizmişsin bile evet, ustam. Evet, kızarttığımız patlıcanlarımızı evet. dizdik. Ortaya ne koyacağız ustam? Ortasına pişirmiş olduğumuz eti koyacağız. Valla 2 saat oldu artık, onlar olmuştur evet. pamuk gibi o da hazır, ustam. O da hazır, evet o da hazır. Müzik
durumda yine ayvalı yahnimiz gibi yine 180 derece önceden ısıttığımız 180 derecede ısıttığımız fırına veriyoruz. Fırına veriyoruz. 12 dakika 180 derecelik fırına veriyoruz. Sonra son rötuşları da yapıyoruz artık. Son rötuşları yapıyoruz. Ondan sonra bu da hazır mı? Biraz da üzerini etimizin sosundan domateslerimizin işte ölüm vuruşu, bak şu anda ölüm vuruşu usta. Domateslerimizin parlak, daha parlak gözükmesi için. Ne yaptın ustam böyle ya? Vallahi sarayda bu yemeği yemeyen herhalde bir pişman olmuştur. Haydi fırına gitsin. Şimdi fırına gidiyoruz. Sevgili dostlar, ustamız geldi. Ustam sizi tanıyalım. Ben Ramazan Taylan. Evet. Hünkar beğendi yapacağım şimdi size. Neredeyiz ustam? Ben Ağrılıyım. Ustam daha çok yörüye benziyorsun ya böyle. Japon böyle sushi yapacak ustalara benziyorsun. Diyorlar mı sana öyle hiç? Doğrudur diyorlar. Hiç Ağrılı'ya benziyor mu ya? Orta Asyalılara gerekli benzetiyorlar. Yani arkadaşlık çevremde böyle çok takılır abi, bana anlamda. Değil mi? Evet. Zaten hani Ağrı, İç Anadolu bölgesinden bir şekilde gelmişiz oraya ama... Evet. Daha çok gerçekten Muğla, böyle Eskişehir, o taraflara daha çok andırıyorsun. Evet. Hani çekik gözlerden dolayı. Doğrudur. Yani ama aslen Ağrılıyım yani... Yaş kaç? Yaşım 28. 28. Şimdi malzemelerimizi sayalım ustam. Öncelikle bir kepçe sıvı yağ koyacağız buna. Evet, koyalım. Sonra koyduk zaten. Önceden koydum bir kepçe sıvı yağ. Tamam. Sonra şöyle bir tereyağı koyacağım. Sıvı yağ, tereyağı. Evet. Daha sonra? Daha sonra bu yağın erimesini bekleyeceğiz. Evet. Şu yağın altını açayım. Şöyle bir karıştıralım. Tereyağımız eridi şimdi. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi una geçiyoruz. Evet. Bunu da güzelce kavuruyoruz. Evet. Un tatmasın diye. Şimdi unumuz kavruldu. Evet. Sıra süt aşamasında. Hepsini mi dökeceğiz usta? Hepsini dökeceğiz. Şöyle yana doğru ben sütü yukarıdan şöyle döküyorum. Dökerken karıştıralım. Çünkü kıtılaşmasın içindeki un. Sürekli karıştıracağız bunu. Sütümüzü döktük. Sevgili dostlar, ne yapıyoruz? Hünkar beğendiğinin beğendisini evet yapıyoruz. Ne kadar böyle pişireceğiz ustam? Yaklaşık 5-6 dakika boyunca böyle orta kısık ateşle böyle karıştırıyoruz. Sürekli karıştırıyoruz ki kıtılaşmasın. Fokurdamaya başlıyor. Zaten şu kıvama geliyor. Bu kıvama geldikten sonra... Fokur deyince iş tamam mı usta? İş tamamdır. İşlemi tamam oluyor. Tamam. Sonra... Sırada ne var? Sırada közlenmiş patlıcanımız var. Evet. Şöyle. Bir kilo süte 3 veya 4 tane. Patlıcanlarımızı küp küp doğrayıp beğendiğinin içine atacağız. Karıştıracağız. Beğendi. Tamam olmuş olacak. Ondan sonra Hünkar Beyeli ustamızın daha önce de yaptığı tas kebabıyla servis yapacağız size. Haydi bakalım o zaman ustam. Sen onu küp küp kes. Ben de şunu böyle... Evet, şöyle doğruyoruz. Kokoreç gibi ben yaptım birazcık evet, daha. Evet, daha güzel. Ne kadar ezerseniz o kadar güzel olur. Değil mi? Şimdi işlemi tamamdır. Tamam. Şimdi artık onu... Onu beğendiyle karıştıracağız. Sonra tabağımıza. Evet. Sonra karıştıracağız şöyle. Hünkar beğendiğimizde hazır. Servise hazır. Afiyet olsun. Sırada ne var? Sırada şimdi... Kayseri kereviz zeytinyağlı yemeğimiz var. Kim yapacak onu? Onu Ali ustamız yapacak. Ali ustamız. Evet. Sırada Ali ustayla harika bir yemeğimiz var. Evet, teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, Ali ustamız geldi. Ali usta, merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler efendim, sizler nasılsınız? Sağ olun, sizi tanıyalım ustam.
İsmim Ali Duman, Toga Derbalıyım. Evet usta, ne yapacağız? Bugün zeytinyağlı kayısılı kereviz yapacağız efendim. Zeytinyağlı kayısılı kereviz. Evet efendim. Malzemelerimiz de usta sayalım. Malzememiz kereviz. Evet. Kuru kayısı, kereviz yaprağımız var böyle, safran, limon kabuğu rendesi, limonun kendisi tıraş, şeker ve tuz, zeytinyağı. Oh! Ve yeşil soğan efendim. Oo. Bir de normal soğanımız var. Bir de normal soğanımız. Başlayalım mı usta? Başlayalım efendim. Peki bunu hangi padişah yiyormuş? Bunları Kanuni Sultan Süleyman genellikle akşam misafirlerine ikram edermiş efendim. Ne güzel ama evet. Çok iyi değil mi? Herkes bilinçli bir şekilde evet. Ne yaptığını çok iyi biliyor. O zaman malzeme sizde, bıçak sizde. Haydi evet, yemeğimizi yapalım. Yapalım efendim. Hafif soğanımızı kavuruyoruz. Üzerine yağımızı ekledik. Tabii efendim zeytinyağıyla. Kat kat önce yeşil soğanımızı koyduk böyle. Onu da öldürüyoruz mu usta? Öldürmesine yok. Sadece kavuruyoruz efendim. Evet. Şimdi yeşil soğanımızın üstüne kat kat kerevizimizi koyduk. Attık. Evet efendim. Üzerine yeşil soğan tekrar. Sevgili dostlar bu arada yine saray mutfağında en çok kullanılan meyvelerden bir tanesi daha. Kayısı. Değil mi? Hem tatlılarda hem de yemeklerde evet, çok kullanılırmış. O da çok lezzet katar yemeklere. Bir kat daha çıktık. Evet tam bir kat. İmar kaç kat? İmar izni 3 kata kadar verildi efendim. 3 kata fazla, kadar. Fazla imar iznimiz yok. Evet. Bir daha yaprak. Evet yaprak. Kaç dakikada pişiyor bu yemek usta? 15 dakikada hazırdır 15 efendim. 15 dakikada hazır. Bir daha evet. Kayısı. Limon kabuğu rendesini atıyoruz. Güzel bir aroma katar yaprak. Değil mi? Evet efendim. Az bir şey el ucuyla şeker. Şimdi en üstüne safranımızı ilave ediyoruz efendim. Zeytinyağı ilave ediyoruz. Evet ustam bitti mi? 15 dakika kaynayacak efendim. Kaynadıktan sonra altını bir kısacağız. 15 dakika sonra kapatıyoruz, dinlenmeye bırakıyoruz. Ondan sonra afiyetle tadına bakacağız. Afiyetle tadına bakacağız efendim. Sevgili dostlar, yemekleri bitirdik. Sırada tatlımız var. Sevgili dostlar, ne demişler? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Artık saray mutfağının olmazsa olması irmik helvası. Ustam seni tanıyalım. Mustafa Talip Ügüme benim adım. Yaş kaç ustam? 28. 28. Ne zamandan beri bu işi yapıyoruz? Vallahi babam tencerenin içine doğdun sen dedi. Tencerenin içine doğdun diyor. Aynen. Baba, hatta dede mesleği değil mi bu? Dede mesleği, dede mirasıdır zaten işletmemizde. Ne güzel. Malzemelerimizi sayıp Mustafa Hocam başlayalım. Tabii ki süt zaten irmik helvasını sütle yapıyoruz. Suyla yapanlar da çok var. Biz sadece sütten yapıyoruz. Evet. Malum irmiğimiz. Püf nokta bunu sonra söyleyeceğim yumurtayı. Şeker, tereyağı ve fıstık. Şam fıstığımız. Evet başlayalım o zaman. Bir yandan hemen, yapmaya. Hemen. 2 kilo süte 1 kilo şekerle 2 kilo başlıyoruz. Süte 1 kilo şeker. Evet. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. Evet. Ve kaç dakika kaynayacak? Birkaç dakika kaynadıktan sonra altını kısacağız ve soğumaya bırakacağız. Şimdi de irmiğimizi kavuracağız. Dökme tenceremizi aldık buraya. Evet. İlk başta tereyağımızı koyuyoruz. Kaç gram o tereyağı? 500 gram. 500 gram tereyağı. Evet. 2 kilo süt, 1 kilo şeker,
değil mi? Evet, doğrudur. 500 gram da tereyağı ile yapıyoruz. Sadece tereyağı kullanıyoruz değil mi usta? Aynen öyle. İrmiğimiz 500 gram. 500 gram. Ustam tereyağı güzelce... Eridi. Eridi. Şimdi fıstığımızı atıyoruz. Evet. Bunu da bir 5-6 dakika böyle yüksek ateşte kavuruyoruz. Evet. Fıstıklar hafif böyle pembeleşinceye kadar yapacağız bu işlemi. Siz de pembeleşince dediniz. Var mı? Pembeleşecek evet, mi? Pembeleşiyor. Pembeleşiyor değil mi? Ya hafif böyle kavrulmaya başladığında diyelim. Aynen değil mi? Öyle. Vallahi şöyle yutkunmaya başladım sevgili dostlar. O kadar çok yemek yapıp daha bir şey yememek de insanı gerçekten acıktırıyor. Ve o kadar güzel kokuların arasında biraz sonra sunuma geçeceğiz. Evet usta. Ve 20 ilave ediyorum şu an. Daha sonra ne yapacağız usta? Şimdi bir 45 dakika boyunca irmiği kavuracağız. 45 dakika boyunca? Evet, yani bu işin de püf noktalarından biri bu. Evet. Altını kısıyoruz irmiği koyduktan sonra. Kısık ateşte 45 dakika, 1 saat arası kavuruyoruz. İrmiğimiz bir yandan kavruluyor, kavrulurken sütümüz de kaynadı ve ılımaya bıraktık. Biz onun yumurtalarını halledelim. Evet. Püf noktası budur. Hiçbir yerde yoktur. Daha lezzetli olması için içine 5 tane yumurta koyuyoruz. Yumurta koyuyoruz. Evet. Ben bunu da hiç kimse bilmez. Görmedim, sadece evet. Size gösterdim. Nedense onu da bilmiyorum. Evet. Lezzet düşkününün bir püf noktasını daha yakalamış olduk. İrmik helvasına ustam, Mustafa ustam yumurtayla ayrı bir lezzet katacak. Bunu da herkese söylemiyordu. Bizim aracılığımızla duyurmuş olduk. Lokman abi sen döker misin yumurtaları? Tabii. Yavaş yavaş dök ki hem kesilmesin yumurta. Tamam. Gerçekten ilk defa, yani çok yerde yaptığım irmik helvası ama ilk defa içine yumurta gördüm. O da Mustafa ustamın sırrı olsun. Kimseye söylemeyin. Yok söylemeyeceğim. Siz de hiç kimseye söylemeyin. Evet. Kimse duymasın. Ustam nedir artık? Hala irmiğimizi kavuruyoruz. Evet. Biz bence yavaş yavaş yemeklerimize geçelim. Sütümüzü irmiğe ilave ettikten sonra bir yarım saat sonra filan. Evet. Bir 10 dakikada dinlenecek. Yemeklerimizi yedikten sonra irmiğimizi de yeriz artık. O zaman ben gideyim sofraya hazırlayayım. Ve sevgili dostlar, ben Sultan 1. Lokman. Bugün bize hünkâr beğendi yaptılar. Ben hünkârları olarak bakalım bunu beğenecek miyim? Şaka bir yana şöyle güzel bir süs için Osmanlı mutfağında olmazsa olmazımız. Bu kabımızı onu da şöyle kenarıya bırakalım. Ve yemeklerimizin tadına bakalım. Gerçekten bana göre çok keyifli bir çekim oldu. Ustalarımızın her biri hünerlerini sergiledi. Çok da güzel, keyifli bir masamız oldu. Bundan sonrası artık tadım olacak ama en son pişirdiğimizle başlayalım. Gerçekten Ali ustamın yaptığı vejeteryan yemek nasıl olmuş çok merak ediyorum. Kerevizli, kayısılı sebze yemeğiydi değil mi bu? Evet, zeytinyağlı, kayısılı kereviz. Bakalım şimdi. Onun tadına bakacağız ama çok güzel şeyler var. Beğendiğimiz burada... Patlıcan kebabımız harika görünüyor. Yine ayvalı yani. Ayvalı yani çok güzel görünüyor. Ve sizin de favoriniz olan nohutlu pilavımız çok güzel. Burada yine patlıcan ezmesi var. Ve irmiğimiz de pişti. Artık yanında da ne olacak efendim? Tabii ki de saray şerbeti olacak değil mi? Aynen. Şerbetimiz de hazır olduğuna göre ben ufaktan... Afiyetler olsun. Hep beraber tadına bakalım. Siz de bakalım ustalarımız nasıl yapmış. Vallahi Ali ustamın eline sağlık. Harika bir vejeteryan tabağı olmuş. Ama çok güzel yemeklerimiz var. Bu yemeklerin de herhalde güzel bir hikayesi vardır. Bir yandan aynen tadına öyle. Bakalım, bir yandan da hikayelerini öğrenelim. Tabii ki. Bu kayısıyla ayvadan başlayayım. Tabii birçok da meyvemiz var bizim.
Osmanlı'da sebze yokmuş. Çok yenidir sebzelerin gelmesi. 100-150 yıllık bir mazisi var. Eskiden etli yemekler, zeytinyağlılar falan hep böyle meyvelerden, sebze yerine meyvelerden yapılırmış. Bunlar da o zamandan zaten üç kıtayı kapsayan bir imparatorluk. Böyle canım, değişik kayısı, yemekleri var. Gökyüzü bana keyfededen padişah aynen, gibi diyorsunuz aynen öyle. Yani. Şimdi meyve de ama gerçekten hani yemeğe ayrı bir lezzet katıyor. Yani özellikle hani ayvasıdır, kayısıdır, buna benzer bir çift daha böyle meyvemiz var. Hani o tatlı ekşi, tatlı tuzlu neye benzetiyorum biliyor musunuz acaba? Çin mutfağına. Çin mutfağında da evet, zıtların tatlı ekşi, evet tatlı ekşi sürekli falan. Hep zıt kutuplar yapılır. Çok da keyifli olur. Bizim de o saray mutfağında bunu hissediyorum. Var var. Yani mesela şerbetinde bile hem tatlı yem ekşiyi aynı anda alabiliyorsunuz. O da çok, çok önemli. Birçok yemekte aslında baktığınız zaman hafif şeker bile atılır tatlanması için. Evet. Yani bu pilavda dahil olmak üzere. Vallahi ben bunu çok beğendim. Hep beraber bir yandan servis edelim. Tamamdır. Önce Hünkar beğendi alıyoruz bakalım. Öyle güzel közlenmiş patlıcan tadı geliyor ki hani ustam yaparken bu beğendinin ayrı bir önemi olması gerekiyor diyordu. Evet. Harika. Ben de size ayvalı yani takdim edeyim. Ayvanın hafif ekşimsi tadı etle kuzuyla o kadar çok bütünleşmiş ki. Evet, ikisinden birbirinin tadını evet, alıyorsun. Evet yani şu anda ayva yerken sanki kuzunun hani suyuna banmış gibi yiyorsunuz. Kuzuyu yerken de sanki içinde ayva varmış hissiyatı evet, yaratıyor. Gerçekten yine zıt iki lezzet çok birbirine çok yakışmış. Izgaradaki o is kokusu patlıcana sinince patlıcan lezzeti bir başka oluyor. Daha çok çeşitiniz var. Kaç çeşit yemek pişiriyorsunuz burada genelde? Günde 40 çeşit filan yemek çıkıyor. Ayrıyeten ızgaralarımız filan da var. Ara sıcaklarıyla, hem soğuklarıyla, hem de yemekleriyle gerçekten harika bir Osmanlı yemeğiydik. Böyle tarihe bir geçiş yaptık. Belki bu yemekler hangi padişahların, hangi hünkârların sofrasını şenlendirmiştir, misafirlere ikram edilmiştir. Ve geçmişten günümüze gelen harika lezzetler. Mustafa kardeşim ve ailesi de bu işe gönül vermişler. Ve bu saray mutfağını yaşatmaya devam ediyorlar. Sırada irmik tatlım var. En azından ben onu yiyeceğim. Ama sizde kabak tatlısı var herhalde. Evet. Benim aklım kalmıştı bunda. Onun için bunu aldım ben İyi şimdi. İyi yaptınız. Ben yaptığımız ve hani formülünü söylemeyeceğiz. O yumurtalı sütünün ardından evet, ayrı bir lezzet katacak dediniz. Onun tadına bakacağım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ustam, samimiyetle söylüyorum. Çok keyifli, çok lezzetli. Sevgili dostlar, Etiler'de Osmanlı saray mutfağı ile ilgili çok güzel yemekler, tatlılar yaptık ve afiyetle yedik. Gerçekten hepsi birbirinden lezzetliydi. Ama lezzet düşkün henüz bitmedi. Şimdi Nişantaşı'na gidiyoruz. Sırada Viyana mutfağı var. (Gülüyor)
Sevgili dostlar, lezzet düşkünü Nişantaşı'na geldi. Bundan sonra programımızda böyle şirin, küçük butik yerleri, restoranları, kafeleri de tanıtmaya çalışacağız. Şu anda Nişantaşı'nda, belki Nişantaşı'nın ilk kafesi olan bir Viyana kültürünün lezzetini tanıtan bir kafeye gideceğiz. Orada size Viyana lezzetlerini anlatmaya çalışacağız. Gidiyoruz. Sevgili dostlar, masaya oturduk. Gerçekten çok keyifli bir masamız var. Hani sürekli kebaplardır, etlerdir, çok şeyler yaptık ama bu kez etle ilgili çok farklı bir lezzet var. Daha doğrusu yurt dışına gidenler, özellikle Viyana'ya gidenler bu eti muhakkak yemiştir. Çünkü oranın olmazsa olmazıdır. İşte o konsepti Nişantaşı'nda yaşatan ve buranın en eski ilk kafelerinden birindeyiz. Yanımızda da Tayyar Bey var. Bugün Tayyar Bey'in konuğuyuz. Bize bu güzel masayı anlatacak. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. TV 360 ekibi ve Lokman Bey, işletmemize hoş geldiniz. Gayet iyiyiz. Yeni bomba. Bir haftaya başladık. Bomba gibi. Bomba gibi. Çok teşekkür iyi. Bu ederiz. Enerjiye bizim ihtiyacımız var. Herkesin böyle dinç ve güçlü başladığında haftaya, o haftamız her zaman çok iyi gidiyor zaten. Sizin nasıl gidiyor işler? O enerjiyi sizden alıyoruz biz de. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Benim ismim Tayyar Yıldırım. Eşimle beraber işletiyoruz Kafe Vini. Başka şubemiz falan var mı? Hayır. Herhangi bir şubemiz yok. Butik bir işletmeyiz. İşletmemizde görmüş olduğunuz tüm ürünleri kendimiz üretiyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan pastalarımız dahil kendi işletmemizde, bünyemizde üretip misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Viyana ve Orta Avrupa kültürünü en iyi temsil eden firmalardan biriyiz. Şinitzeli isterseniz... Bir yandan tadım, bir yandan mı konuşsak acaba? Valla siz buyurun. Ben şimdi şinitzeli çok soğutursak... Olmaz. Olmaz. O nedenle ben hemen sormak istiyorum. Şöyle bir önce bir tadına bakayım. Buyurun. Buyurun Lokman Bey. Gerçekten çok keyifli. Hani dedim ya, eti ızgarada veya farklı haşlanmış şekilde yiyebiliyorsunuz. Hatta tavuğu mesela daha çok şinitzeli tavuktan yapılır ama et olarak... Çok az yapan yer var. Evet, Türkiye'de şinitzel deyince tabii ki önce tavuk gelir. Aslında ama Avrupa'da şinitzel etten yapılır. Şunu söyleyeyim. Sanki et yemiyorsunuz da böyle lokum yiyorsunuz gibi. Çünkü çok güzel bir et. Yani hemen sırt kısmında, kolun daha üstünde... Kemiğe yakın. Bravo Lokman. Harika bir et. Ve işte onun da ince dövülmüş şekilde gelmesi de ayrı bir lezzet katmış gerçekten. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Şuna süper ikili diyelim böyle. Yani hem patates salatası yanında da şinitzel eti muazzam olmuş. İsteyene de şurada güzel hardal bir hardalımız var. Evet, evet. Sosis var masada. Evet. Biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Ezber bozan bir sosis benziyor biraz daha. Şimdi Türkiye'de alışmış olduğumuz sosis geleneğinin çok dışında. Avrupa'da, özellikle Almanya'da. Şimdi önünüzden bir tane alayım. Tabii buyurun. Almanya ve Viyana'da, Avusturya'da sosis kültürü çok gelişmiştir. Biz bunun reçeteleriyle çok özel bir firmaya ürettiriyoruz. Ebatları bakımından da standartların dışında, lezzetiyle de standartların dışında sunum yapıyoruz. Bir de salataya geçelim. Ben şöyle bir yandan da salatadan şöyle çok güzel incir taneleri, ceviz. Şurada peynir var. Evet, keçik peyniri. Keçik peyniri. Yemiş olduğunuz salatada da roka,
keçi peyniri, incir ve ceviz. Gerçekten şunu söyleyeyim. Sadece şu salatayı bir de yemeye buraya gelinir. Sosis gerçekten içinde çok farklı baharatlar var. Evet. Bizim dışarıdan veya marketlerden aldığımız, evde pişirdiğimiz sosisler gibi değil. İçinde çok daha farklı fermente olmuş güzel baharatlar var. Zaten yanında da acılı böyle baharatlı patatesle birbirine çok yakışan lezzetler. Salata fevkalede bir salata. Yani rokayla, incir ve cevizle keçi peynirinin bu kadar yakışacağını tahmin etmemiştim. Fevkalede olmuş. Belki evde bile yapmaya çalışacağım ama bu kadar olur mu bilmiyorum. Çok zor değil, yapabilirsiniz. Yapabiliriz. O zaman deneyeceğim ben bunu. Şimdi küçük bir bülbül koyalım. Masayı değiştirelim. Sırada bir kahve tatlı. Kahve ve tatlıya geçelim. Peki. Dostlar, tat diyelim, tatlı konuşmaya devam edelim ama tatlarımıza yine Viyana usulü oranın meşhur iki tatlısı ve yanında da çok güzel kahvelerimiz var. Benim tatlıları biraz tanıtabilir miyiz Sayar? Tabii, evet. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Evet. Güzeldi. Solumda gördüğünüz pasta Zahar Torte. Şöyle göstereyim, şurada kreması da var. Evet, Zahar Torte. İçerisinde kayısı marmelatı. Özel kendimiz imal ediyoruz. Kek ve üstünde yoğun bitter çikolatayla kapatıyoruz. Yanında da çiğ kremayla birlikte servis ediyoruz. Viyana'nın en önemli pastalarındandır. Hiç de çok tatlı bir tatlı değil. Hafif bir tatlı. Bitter çikolata da o şekerini çok güzel dengeliyor. Çok da keyifli olmuş. Tam ortasında da harika bir kayısı muamelatı var. Harika gerçekten. Diğeri evet. Ne öğrenebilir mi? Krema ile birlikte. Sağında gördüğünüz tatlımız ise Apfelstrudel. Bu da Viyana'nın en önemli spesiyallerindendir. Çok ince hamura açıyoruz, kendimiz açıyoruz. Çok ince bir hamurun içerisinde elma, golden elma, ceviz, tarçın kapatıp fırınlıyoruz. Biraz önce almış olduğunuz koku bunun kokusuydu. Fırından yeni çıktı. Kahvelerimizi artık evet, yavaş buyurun. Yavaş yudumlayalım. Buyurun Lokman Bey. Harika bir aroması var. Yani içim olarak da orta sertlikte, çok sert bir daha kahve çok değil. Sert kahvelerimiz evet. De var tabii ki. Ama Amerika'da. Şu an içtiğimiz fevkalade. Yemeklerimiz, hem tatlarımız, hem de hoş sohbetiniz çok keyifliydi. Kahvelerimizi tabii yudumlamaya devam edeceğiz ama artık programın sonuna geldik. Evet, evet. Sevgili dostlar, artık programda daha önce de belirtmiştim. Böyle ara ara şirin, kendine özgü, belli bir konsepti olan butik işletmeleri, kafeleri de sizin için gezip lezzetlerini tanıtmaya devam edeceğiz. Ama artık programın sonuna geldik. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın.